Kıymetli hemşehrilerim, aziz Trabzonlular, 15 Temmuz hadisesinin üzerinden 3 aylık bir zaman geçti. Ve bu 3 ay boyunca hem sınırlarımız içerisinde hem sınırlarımızın dışında ortaya koymak zorunda kaldığımız mücadele aslında 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin nasıl bir uçurumun kenarından döndüğünün çok açık bir biçimde bize özetidir ve bunu anlatmaktadır. Darbe girişiminin hemen arkasından PKK'nın, DAEŞ'in, FETÖ'ye ve onun ihanet eylemine sahip çıkarcasına gerçekleştirdiği eylemler arasında karşımızdaki cephenin kimliğini de açıkça deşifre etmiştir. Burada belki de Türkiye'nin ilk kez duyacağı bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Elimizde PKK'nın önemli düzeydeki yöneticilerinden birisi var. Ve bir şey söylüyoruz. 14 Temmuz gecesi telsizlerden gelen mesajda yaklaşık bir ay hiçbir eylem yapmayacaklarının kendilerine talimat verildiğini söylüyor. Ta ki 15 Temmuz'dan 3 gün sonra yeni bir talimat gelene kadar. Türkiye'nin nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığını ve Türkiye'nin hangi maşalarla ve hangi oyunlarla karşı karşıya kaldığını aslında hepimiz biliyoruz. Şuradaki çocuklarımız biraz önce yaşayarak anlatan, hissederek anlatan, bütün vücutlarında, zihinlerinde ve beyinlerinde bunu bizimle paylaşan evlatlarımız bunu net bir şekilde burada ifade ettiler. Onlar biliyorlar. 79 milyon insanımız biliyor. Aslında bizi bir şekilde farklı anlatmaya çalışanlar ve tanımlamaya çalışanlar meseleyi çok daha iyi biliyorlar. Bu millet 15 Temmuz gecesi öyle şeytani bir planla karşı karşıya kalmıştır ki eğer tutsaydı 27 Mayıs'a da 12 Eylül'e de rahmet okutacaktı. Sadece Türkiye değil, Filistin'de ağlayacaktı. Musul'da, Kerkük'te ağlayacaktı. Zulüm altındaki bütün Müslüman dünyası ağlayacaktı. Dini bizden olan olmayan, dini bizden olan olmayan, ta dünyanın öteki tarafına sevgi ve kardeşlik elini verdiğimiz bütün insanlık ağlayacaktı. Biz her iki gencimizi çok sevdiğimizi, onun yüzlerini Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya takdim ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Bu akşam hep birlikte Bayrak ve Yıldırım Han ailelerinin bu mutlu günlerindeyiz. Allah hayırlı ve uğurlu olsun inşallah.